kıyısında Ege, bir kıyısında Marmara. Belki de yeşille mavinin en güzel kucaklaştığı şehir olarak akıllarda Balıkesir. Bir şehir düşünün ki toprağında bereket, denizinde hayat, sofrasında bolluk var. Kadim tarihi, kültürel mirasları, doğası, sanayisi ve gastronomisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden Balıkesir. Verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan dolayı tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'yi doyuran bir kent. Balıkesir, Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan Türkiye'nin en çok adasılı bünyesinde barındıran doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle turizm cenneti. Temiz deniz suyunun kumlu plajlara kavuştuğu, yeşil renkli zeytinliklerle sarılmış koyları, irili ufaklı adaları, dünyada oksijenin en çok bulunduğu Homeros'un destanındaki İda Dağı, insanlara binlerce yıldır şifa dağıtan termal kaynaklarıyla Balıkesir, ülkede turizmin ilk başladığı yerlerden. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm bu güzellikleri geliştirmek ve dünya ile buluşturmak için projeler üretiyor. Bu çalışmalardan biri için Balıkesir'e gidiyoruz. Şehir hikayelerinde bugün Balıkesir'deyiz. Türkiye'yi doyuran şehir olarak bilinen Balıkesir'in verimli topraklarında meyveden sebzeye, tahıla, hatta endemik bitkilere kadar pek çok ürün yetiştiriliyor. Balıkesir'de yetiştirilen bu ürünler sadece ülkemiz değil, dünya sofralarında süslüyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aromaterapi Festivali için geldiğimiz Burhaniye Ören de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la tarım ve gastronomi üzerine geliştirdikleri projeleri konuşuyoruz. Oldukça halkımızın yoğun ilgisi ve ilgililerin direkt geldiği bir festival haline dönüştü. Dördüncü yılında yaklaşık 10 yılda gelinebilecek bir olgunluğa sahip bir festival haline dönüştü. Burada kimler var derseniz, şifa arayanlar, şifa vermek isteyenler, endemik bitki örtüsünden nasıl yararlanırız ve doğal olarak nasıl makyaj yaparız, doğal olan ürünleri nasıl tercih ederiz, bunu nasıl ayırt ederiz, ben kendi bahçemde ne yapabilirim? Bunların sorularının hepsinin cevabını verenler de arayanların da buluştuğu devasal bir fuar. 111 etkinlik var festivalimizde. Atölye çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, sergiler, konserler, hasatlar, bitkilerin ayrı yerinde ziyareti, hepsi var. 4 günlük festivalimize oldukça ilgi yoğun. Ben de çok memnunum. Çalışma arkadaşlarımız tüm detayları düşünmüşler. Deniz, kum, güneş, öğrenme, satma, hepsi bir arada. Gelenler hem tatil yapıyor, hem festivale katılıyor, hem eğitim alıyor, hem ürün satıyor. Bunlar çok değerli şeyler. Güzel bir festival. Aromaterapi aslında çok önemsenmeye başlandı. Çünkü alternatif tıpın yerine doğal olanlardan tercihleri kullananlar, yağlar, işte dış tedavi, bununla ilgili makyaj, bununla ilgili çok ürün var. Bunları da insanlar kendileri yetiştirip, üretip satabiliyorlar. Bu festival o ihtiyaca binaen ortaya çıktı. Dünyada bizim bildiğimiz yok, Türkiye'de ama tek 4 yıldır devam eden bir festival. Balıkesir'de düzenlediğimiz bu festival, Baçem Organizasyonu'nda, Balıkesir Çiftçi Organizasyonu'nda tek şu anda. Artı 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Balıkesir Aromaterapi Festivali için Ören'deyiz. Festival boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı.
Bunlardan bir tanesi lavanta hasatıydı. Lavanta hasatına biz de katıldık. Etraf mis gibi kokuyordu. Herkes sepetlerini lavantalarla doldurdu. Tabii çeşitli başka bitkilerle toplandı. Endemik bitkiler, aromatik bitkiler. Onun dışında atölye çalışmaları yapıldı. Paneller düzenlendi. Söyleşiler yapıldı. Ve en önemlisi bu akşam da Ören'de çeşitli eğlenceler düzenleniyor. Posterler var. Stand alanları geziliyor. Standlarda çok değişik ürünler var. Bunların hepsi Türkiye'nin dört bir yanından toplanmış aromatik endemik bitkilerden üretilmiş ürünler. Biz de standları gezdik. Çok ilginç farklı ürünler vardı. Denedik, tattık kimisini de. Az sonra da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la buluşacağım. Tam bir gastronom ve turizm kenti yaptınız, tarım kenti yaptınız. Şimdi bu akşam festivalde de görüyoruz, gündüzde gördük. Hem festival hem tarım projelerinizle ilgili kısacık sizler görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, Balıkesir her şeyiyle çok zengin bir il. Türkiye coğrafyasında kulağın her şeyi verdiği güzel bir il. Hem Marmara Denizi'ne hem Ege Denizi'ne kıyımız var. Bugün burada Burhaniye'deyiz. Aroma Terapi Festivali'nin dördüncüsünü yapıyoruz. Dünyada da, Türkiye'de de aromaterapi festivalleri yapılmıyor. Amacımız Balıkesir'i 12 ay boyunca ziyaret eden misafirlerimiz olsun. 45 güne sıkışmış bir Ege turizmi, Marmara turizmi var. Biz tarım ürünlerimizle, doğal güzelliklerimizle, Kaz Dağları, Madra Dağı, Yarımada gibi, Marmara Adası gibi bölgelerimizde tüm etkinliklerle hem ürettiğimiz ürünleri hem de buradaki endemik bitki örtüsünün vermiş olduğu Allah'ın büyük nimetlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bunu da üreticileri gelir elde etsin. Tabii festivaller bir sonuçta bir ekonomi de arkasına getiriyor. Biz bu şekilde şehrimizi tanıtmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Şu anda içmeyelim. Sizi bekliyor. Çok teşekkürler başkanım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Aromaterapi Festivali için Burhaniye Ören'deydik. Bir başka şehirde görüşmek üzere.